Bilimsel Repertuar ekibin tüm üyelerine selam. Kendine özgü arkadaşlarım duygularını çok yoğun yaşadıkları için çok çabuk kırılıp üzülebilirler. O yüzden bu arkadaşlarıma eleştiri yaparken sert bir dil kullanmak yerine nazik bir dil kullanmanızı öneririm. İletişim diliniz ne kadar sertleşirse duygusallıkları o kadar artar. Hatta hemen oracıkta ağlayabilirler. Onları anlamaya çalışın. Onlara senin yerinde olsaydım böyle yapmazdım ya da böyle yapardım şeklinde empatik bir tutum sergileyin. Hayal kurmayı severler. Bazen bunu abartabilirler. Bu durum onları gerçeklikten uzaklaştırabilir. Onları yargılamadan bazı şeylerin mümkün olamayacağını ifade edin. Gerçekçi pencereden bakmalarını sağlayın. İçe dönük bir yapıda ise sosyal ortamlara girmesi konusunda teşvik edin. İçe kapanık ise girdiği ortamda anlaşılmadığını hissedebilir ve anlaşılmadığını hissettiğinde o ortamdan uzaklaşabilir. Bu noktada anlaşıldığını hissedeceği, açık iletişimi kurabileceği ortamlar sunun. İçtenliğe önem veren bu arkadaşlarım iletişimde uyumu önemserler. İlişkilerinde karşılıklı olarak birbirlerini anlayan bir aile profili hayal ederler. Burada da ilişkilerde samimiyeti önemserler. Onlara karşı samimi olun. Kendine özgüler takdir edilmeyi bir ihtiyaç olarak görürler. Bazen takdir edilmek bazı kişiler için çok önemli gibi durmasa da bu arkadaşlarım için çok önemli bir yere sahiptir. Bu arkadaşlarımın bir arayışı vardır. Bu arayış sonucunda bulduğunun farkına varamazlar. Bu nedenle aradığını bulabilmek için takdire ihtiyaç duyarlar. Yani bir nevi onaylanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu da onları beğenilir olmaya iter. Özel olduklarını hissettirir. Ağırbaşlı görüntüleri de kendine özgüleri gizemli yapar. Onlara takdir edilecekleri ortamlar oluşturun ve onları teşvik edin. Kendine özgü kişilerin velilerine önerilerde bulunduk. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.